Evet, bir kardeşimiz "Selamun aleyküm hocam. Karşılaştığım bir videoda ayetin yorumu hakkında arkadaşlarımızla birlikte karşılıklı ihtilafa düştük. Nur suresinin 61. ayet-i kerimesinde geçen 'bir arada ve ayrı ayrı yemek yiyebilir misiniz?' diyor. Bu bir aradan kastın ne olduğunu açıklar mısınız?" diyor. Ve o ilgili internet sitesi, ilgili videonun da internette adresini veriyor kardeşimiz. Şimdi ayet-i kerimede "Leyse aleykum cunahun en te'kulu cemi'an ev eşlata." Bu ayet-i kerimenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen açıklamalarına, izahlarına bakarsanız bütün tefsirlerde, bütün hadis mecmualarında şunu görürsünüz kardeşlerim. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Hakim'in "sadaka verin" emirlerini o kadar uyuyorlar, o kadar teslim oluyorlar ki evlerinde yetim çocuklar yoksa, sofralarında misafir yoksa oturmuyorlar sofraya. Birilerini bekliyorlar. Onlar gelsin, onlarla birlikte sofraya otursunlar. Kur'an-ı Hakim de onlara "hayatınızı bu kadar zorlaştırmayın. Böyle bir hayatı yaşayamazsınız. Dolayısıyla eğer misafirler varsa o gün evinizde, yetim çocuklar bulabildiyseniz "leyse aleyküm cunahun en te'külû cemî'an" onlarla birlikte toplu oturun. Erkek erkeğe, kadın kadına. Cemî'an dediği burada yani yetimler, misafirler, fakirler, garipler, kimler varsa onlarla birlikte sofraya oturabilirsiniz. Eğer onlar yok o an ama acıktınız, ev halkınız yemek yemeyi istiyor, o halde sofranızı kurun, yemeği yiyin. 3 saat sonra birilerini buldunuz, onlara da ayrı ayrı sofralar kurun, onlar da yesinler. Yani bir arada yemekle ayrı ayrı yeme hadisesini bütün alimlerimiz, sahabe-i kiram efendilerimizden gelen rivayetler de bize bu şekilde izah ediyor. Yoksa yani "fes'eluhunne min verai hicab" yani siz peygamber eşlerinden bile bir şey istediğiniz zaman perdenin arkasından isteyin diyor Kur'an-ı Hakim. Peygamber eşleri ümmetin anneleridir. Siz onlardan bir şey istediğiniz zaman "ve izâ se'eltumûhunne metâ'an fes'eluhunne min verâ-i hicâb" buyuruyor Cenab-ı Hak. Perdenin arkasından istenecek. Peki hadise böyleyse annelerimiz onlar bizim. Yine Cenab-ı Hak bu şekilde talimat buyuruyorsa başka kadınlarla, namahrem kadınlarla nasıl olur da erkekler aynı sofraya oturabilirler? Kesinlikle haramdır. Hiçbir İslam aliminin kitabında böyle bir açıklama yani erkekler, yabancı erkeklerle kadınların oturabileceğine dair bir ifade göremezsiniz muhterem kardeşlerim. Namahrem kadınlarla erkekler mutlaka ayrı ayrı odalarda oturmaları gerektiği gibi sofraları da farklı olacak.